Analog'de genellikle daha genç kuşaklarla çalışırken onun yarı sıra daha olgun bir sanatçı da yer veriyor. Belkıs Balpınar adlı bir sanatçımız var ve Belkıs halı sanatında ya da tekstil sanatında ya da tekstil, halı ve sanat biliştiren alanlarda çok önemli bir sanatçı ve artık uluslararası boyutunda tanınmış olan bir sanatçı. Belkıs'ın yapıtlara baktığımızda bir tarafta belki kendi evinizden ya da işte genel olarak Türkiye'den çok bildiğimiz dokuma sanatından yapılmış olan halıları görebilirsiniz. Ve bu şeklinde eğer bir sanatçı dokuma ile ilgileniyorsa ya da halı ve dokuma ile ilgileniyorsa hemen aslında 10 bin senelik bir Anadolu kültür ve tarih içinde yer alıyor. Fakat estetik olarak baktığınızda ve oradaki dokuma teknikleri ya da bu malzemeye olan yaklaşımı baktığımızda işte parçalamış, bazen işte telleri açık bırakıyor, espasları, boşlukla doluluk oranları baktığımızda ve oradaki hareketli çizimlere baktığımızda aslında şey görüyoruz. Op art'a bir gönderme, minimalizme bir gönderme, aslında modern sanat ve modern estetikleri bir göndermeyi görebiliriz. Anadolu Del'den sonra şu anda Galeri 77'deyiz. Karaköy'de olan bir galeri. Bu galeri hem Türk sanatçıları hem Ermeni sanatçıları temsil ediyor. Ve örnek olarak Vahf Hakobyan'dan biraz bahsedelim. Çünkü buradaki çalışmada şu anda daha önce konuştuğumuz birkaç tane terim yeniden ve tekrar görüyoruz. Örneğin sentez ya da kolaj ya da bitmemişlik belki. Baktığımızda ve neden o kadar çok önemsediğini belki bu şekilde anlatabilirim. Birkaç tane sanatçı size birkaç tane ipucu verir. Yani figürleri, işte insanları, yaratıkları, iskeletler, işte ayakkabıları içinden bir şey çıkıyor. İşte bitkileri, işte oradaki ördekleri. Yani ilk bakışta birkaç tane ipucu, birkaç tane elemanları görebilirsiniz ve bunları belki kendi hayatınızı bağlayabilirsiniz. Belki çizgi roman figürleri belki aklınıza gelebilir, karikatürleri aklınıza gelebilir. Ama öbür tarafta baktığımızda birçok boş bırakılmış ya da işte yarım bırakılmış soyut formları var. Aslında Vaf hem figüratif sanatı hem de soyut ekspresyonist sanatını birleştiriyor. Eskiden klasik sanat tarihinde, modern sanat dahildi, bu iki tane yaklaşım birleştirilmezdi. Ya figüratif bir sanatçısın ve bir şey anlatıyorsun ya da soyut bir sanatçısın ve optik meselelerle ya da renk, form ile ilgileniyorsun. Bu arada iki sanatçı aslında bunları birleştiriyor. Ve ilk bakışta hiçbir şey anlaşılmasa da içindeki hareketleri, içindeki dinamikleri, içindeki çarpışan elemanları bir nevi aslında bizim yaşadığımız hayatımıza bir gönderme olarak görebiliriz. Yani İstanbul'daki, hayattaki, işte yurt dışındaki yani dünyadaki kargaşa ve kaotik durumu aslında bu arada çok net bir şekilde yansıtılıyor. Şimdi Berlin'den gelen Michael Schulz galerisinin içindeyiz. Michael Schulz da son senelerdir Contemporary İstanbul'a katılan yabancı galerilerden birisi. Arkamızda Jochen Pröhl'ün iki tane büyük resmini görüyorsunuz. Jochen Pröhl aslında ilginç bir hikayeye sahip. İşte başka bir zamanda belki daha ayrıntılı size anlatabilirim ama çocukluğunda İstanbul'daydı ve çocukluğunun bir kısmı İstanbul'da geçiriyor. Sonra İstanbul'dan tekrar Almanya'ya dönüyor. Almanya'da işte sanat okuyor, resim okuyor ve bir şeklinde hasret belki çekmiş. İstanbul'a tekrar dönüp ve artık son birkaç senedir İstanbul'da yaşamakta olan hem sanatçı hem hoca çok değerli bir insan. Şimdi resimlere baktığımızda Jochen Pröhl'de bir paradoks görüyoruz. Çağdaş sanatta zaten paradokslardan oluşan tuhaf bir yapıya sahip. Mesela böyle bir resmine baktığınızda ilk olarak çok net bir strüktür görüyorsunuz. Belki bir bina temeli görüyorsunuz, belki bir kazı alanı görüyorsunuz, belki bir tarla görüyorsunuz falan. Öbür tarafta ama tabii ki o kadar kabaleşmiş ki oradaki matrix bir nevi soyutlama belki söz konusu diyebiliriz ve
Jochen tam bu çizgi arasında kalıyor. Soyut ve figüratif. Temsil ve boya kendisi. Mesela Jochen'a sorduğunuzda, Jochen senin için ne önemli? Jochen şey diyecek, resim kendisi, painter kendisi. Onun ana derdi renk, biçim, form. Güçlü, renkli, estetik bir deneyim yaşatmak istiyor. Ve bunun için farklı farklı yaklaşımları var. Mesela Jackson Pollock işte bunu sıçratarak yaptı. Kandinsky bunu neredeyse matematiksel formüllerle beraber yaptı. Bazıları çok dolduruyorlar, bazıları minimal yaratıyorlar. İşte Jochen, işte bu mimari matriksleri ve strüktürleri kullanarak aslında renk, form, boya kendisi bizimle paylaşıyor ve resim nedir, painter nedir diye tartışıyor. J.D. Mallet Gallery, sanatçımız ama Erdoğan Zümrütoğlu, İstanbul'a yaşayan, güçlü, son dönemlerde oldukça popüler ve bilinen bir ressamdan bahsedebiliriz. Şu anda bu arada Pilevnili Galeri'de, yani Mecidiyeköy'deki eski likör fabrikasındaki sergiye mutlaka gidin görün. Orada 5 metrelik büyük büyük resimleri görebilirsiniz. Erdoğan Zümrütoğlu ilk bakışta çok net bir şekilde ekspresyonist bir tavırı sahip olan bir sanatçı. Neo ekspresyonist belki bir ekol içinde oturtabiliriz. Sert fırça darbeleri, hızlı hareketleri kullanan bir sanatçı. Fakat dikkatli baktığınızda ne kadar sert ve şiddetli gözükse de, ne kadar belki spontan gözükse de arka kısmını ya da bazı figür ayrıntıları baktığınızda, zemine baktığınızda aslında bu resim planlı, plansız, spontan, rasyonel arasında yapılmış olan bir resim. Şu anda CAM ya da Contemporary Art Marketing adlı galerideyiz. Burcu Perçin. Burcu Perçin'in çalışmaları ve resimlere baktığımızda iki taraftan bahsetmemiz gerekiyor. Bir tarafta Burcu Perçin'in artık son birkaç senedir kent, mekan, iç mekan, sanayi mekanlarla ilgili çalışmaları vardı ve bu bağlamda aslında insan ve toplumun gelişmesi ve onun mimarlıkta ya da sanayi binalarındaki yansıtmaları ve paralellikleri hakkında araştırma yaparak resimler yapıyordu ve bu bağlamda aslında insan-kent ilişkisini inceliyordu. Fakat son senelerde şey görüyorduk, yani bu çoğu zaman da insansız olan iç mekanları ya da bu boş olan çoğu zaman eski ve kötü dökük mekanları içinde yavaş yavaş bitkilere, çiçekler girmeye başladı. Ve ben hatırlıyorum Art International adlı bir sanat fuarımız vardı birkaç sene önce. Orada Burcu Perçin bir yapıt göstermişti ve ben Burcu şey demiştim, yani oradaki mekanın gücünün yanında aslında içindeki küçük çiçekler, bitkileri onun kadar güçlü olmaya başladı ve şeydir, bugün yarın belki mekanları hakikaten bırakacaksın ve belki onun yerine çiçekler ortaya çıkacak. Ha ha, hi hi. Güldük ve sonuçta hakikaten öyle oldu. Çünkü gittikçe mekan içinden dışarı çıkmaya başladı sanatçı. Mekanlardan uzaklaşmaya başladı sanatçı. Hatta bugün işte ben de ilk defa bu yapıtı gördüğümde gülümsedim. Çünkü mekanlar aslında artık yıkıldı. Ve onun yerinde artık işte vahşi bir orman gibi bitkileri ön plana çıkmaya başladı. Bunu tabii ki ilk defa bu resim, yani bu resmi ilk defa gördüğünde ve Burcu Perçin bilmediğinde anlaşılmaz, bilinmez. Belki hissedersin oradaki doğa ve insan, doğa ve kültür, doğa ve şehir mücadelesi. Ama eğer siz bir sanatçı uzun zaman olarak takip ediyorsunuz, oradaki anlamları ve oradaki sonuçları çok daha kolay anlayabilirsiniz ve çok daha zevkli oluyor. Bu yüzden sanatçıları anlamak için her zaman daha önce ne yaptığını, daha önce nasıl çalıştığını bakmak faydalı olur. Şu anda galeristteyiz. Galeriste de önde gelen galerilerimizden birisi. Uluslararası bir program ile çalışıyorum. Şu anda Nuri Kuzucan'ın resminin yanında duruyoruz ve orada tekrar önceden yaptığımız oyun
yapabiliriz? Ne görüyorum? İlk bakışta belki minimal, geometrik, soyut bir resimi görüyorsunuz. Fakat dikkatli baktığınızda ya da Nuri biraz daha araştırdığınızda şey fark ediyorsunuz. Onlar hepsi kent ve bina ile ilişkileri. Yani aslında Nuri Kuzucan orada kentselleşme, kent ve form ilişkisi, kent ve insan ilişkisi üzerine duruyor. Galeristan sonra İstanbul'dan New York'a geçtik. C24'teyiz. C24 New York'ta var olan bir galeri. Fakat birkaç Türk ortaktan oluşan ve kurulmuş olan bir galeriden bahsediyoruz. C24 burada iki sanatçı ile katılıyor. Bir tarafta İrfan Önürmen, 1980'lardan itibaren çağdaş resim sanatından ama kolaj ya da enstalasyon alanında ya da heykel alanında çok güçlü ve etkileyici bir sanatçıdan bahsedebiliriz. Öbür tarafta daha genç kuşaktan ama onun kadar popüler olan Seçkin Prim. Şimdi İrfan Önürmen'e baktığımızda aslında şey görüyoruz, yani çalışmaların en başından beri hep iki şeyi araştırıyor. Birincisini medya kültürü, medya ve şiddet görüntüleri, medya dünya nasıl yansıtıyor, şiddetleri nasıl aktarıyor ve bu yüzden sık sık resimlerinde ekspresyonist ve dekonstruktif bir yaklaşım ile bozulmuş figürleri, parçalamış figürleri görebilirsiniz ve sık sık aslında tekrar birçok başka işler gibi bizim parçalamış dünyamıza bir gönderme olarak bunları görebiliriz. Seçkin Prim'in yapıtları görüyoruz burada. İki farklı yaklaşım bizimle paylaşıyor. Bir tarafta Seçkin'in bazı heykelleri burada görebiliriz. Öbür tarafta yani rölyef şeklinde kağıt çalışmaları görebilirsiniz. Mesela biz Seçkin'in kariyerinin başında genellikle şey görüyorduk. Yani heykelleri farklı katmanlardan oluşuyor. Plexi, metal, bazı organik malzemeleri kullanarak çoğu zaman da soyut ve dinamik heykeller yaratıyordu. Ve hep böyle bir fraktal, katmanlı bir estetiğe sahipti. Sonra bir dönemde çok net hatırlıyorum, böyle bir 10 sene önce kadar gibi onun atölyesindeyken duvarlarda böyle beyaz beyaz kağıt çalışmaları vardı. Birkaç katmandan oluşan kağıtları. Uzaktan şeyi düşündüm, bu bir çizim mi, perspektif, illi bir derinlik mi yarattı? Sonra baktım yok, bunlar aslında farklı açılardan kesilmiş olan, üst üste yapıştırmış olan kağıtları. Sonra bunun üzerine geçmeye devam ediyor ve günümüzdeki sonuç bu. Yani bu kağıt çalışmaları baktığınızda genellikle 80 tane Bristol'dan seçkin bir stack, bir blok yaratıyor. Sonra daha önce tasarlanmış ve sonra bilgisayarda çizilmiş olan bir desen yaratıyor. Sonra bunu makina ile otomatikleştirmiş bir makina ile, profesyonel bir makina ile kesiliyor kat kat. Ve sonra her kat ayrı olarak boyatıyor. Ve uzaktan baktığınızda belki şey düşünebilirsiniz, ha bu bir çizim, ha bu bir op art'tan bir örnek, ama dikkatli baktığınızda hayır, bu bir çizim değil, bu düz bir yüzey değil, bu hakikaten bir derinlik. Ve neden 80 kat? Belki şunu da onu da anlatayım. Seçkin'e göre şey, bir hayat genellikle ortalama olarak 80 yıllık bir macera. Bu yüzden aslında her kağıt bir insanın bir senesi demek. Bu yüzden hayat farklı layer, hayat farklı katmanlardan oluşuyor. Bazen iyi, bazen kötü, bazen düz, bazen yamuk gibi. Burada öyle bir okuma yapabilirsiniz. Artı şöyle bir ekstra daha sizinle paylaşıyorum. Seçkin çok titiz, düzenli bir insan. Düzensizliği sevmez, yapmaz, etmez ve eski çalışmaları çok jilet gibi geometrikti, dengeliydi sıkça. Sonra şey fark ettik seyirci olarak, yani yavaş yavaş sanki bu düzenden
çıkacak, çıkmak istiyor, çıkmak zorunda ve günümüzdeki duruma baktığımızda hakikaten buradaki düzen, düzensizlik, statik, dinamik arasındaki kavga artık yapıtlarda da, yani bu gerginlik yapıtlarda da görebiliriz. Çünkü mesela burada dikdörtgen düzenli bir geometrik şekilden içinden yavaş yavaş bu form organik bir form olarak ortaya çıkıyor. Ya da buradaki daire form burada bozulmaya başlıyor ve yukarı çıkıyor. Ve bozulma ya da disorder normalde biz hata olarak belki değerlendirebiliriz ama sanatçılar için hata diye bir şey yok. Hata hayatın bir parçasıdır. Hata yeni fırsatları sunuyor ve özellikle organik yaşamda ya da işte bizim günümüzdeki hayatta bu hata yapma eylemi dahil edersek yaratım sürecinde bambaşka formları ve bambaşka boyutları ve katmanları oluşturabiliriz.